Peki arada bir dört dakikat daha kılıyoruz. Bu nedir? Zühre ahir. Ne demek? Cezaevindekiler cuma namazı kılmaz. Kadınlar, köleler, esirler, yolcular cuma namazı kılmaz. Ne kılar? İlk gelene en büyük sevap var. İlk gelene. Bazıları var. En son geliyor, yara yara önüne geliyor. Eğer cuma olmadıysa ne oluyor? Farzdan sonra gidenlerin çoğu, Allah-u Teala cumamızı aslımıza çevirmeyi nasip eylesin Ay. inşallah. Sabah namazını cemaatle kılarsın. Ondan sonra işrani beklersin. Gidersin biraz evinde vakte göre istirahatını yaparsın. Sonra kahvaltını yaparsın. Çok affedersiniz bir gusül alırsın şöyle tertemiz. Çoluğunu çocuğunla beraber. Değil mi? Cuma günü yani cuma günü. Aslında Müslüman tatil olmaz da. Cuma günü cumaya kadar bir ibadet hazırlığı. O tatil değil. Şöyle gusülünü alırsın. Kuşluğunu kılarsın. Gidersin camiye. Şöyle ön, önce. ilk gelene en büyük sevap var. İlk gelene. Yani en başta gelene bir deve tasattık etmiş sevabı var. Ondan sonra arkaya doğru gidiyor. Ama şu değil ha. Bazıları var en son geliyor yara yara önüne geliyor. Deveyi alacağım ben. <laughs> Afat etsin ama devenin tüyünü bile alamazsın ya. bile alamazsın. O öyle değil. Adam orayı yanlış anlıyor yani. Diyor ki en son ezan oku, ezan bitince geliyor. Yara yara millete işkence yapıyor. önüne geliyor. Öyle değil. Cuma'ya ilk gelene, Cuma'ya ilk gelene vakit olarak erken gelene. Gel şöyle erken. Hocalar Sohbete başlayacağız. Ne zaman başlayalım? E hocam 10 dakika yeter. Ya 10 dakikada ben ne anlatacağım? Motor yeni ısınıyor zaten 10 dakikada yani. Hocam diyor cemaat gelme. ben ne yapayım? E abi öyle yani. şimdi nasıl olacak bu iş? Hocadan iki kere zaten sohbet yapma hevesi olan da 10 dakikada bir şey yapamaz ki. Şöyle 45 dakika bir saat sela verildiği zaman Osmanlı'da cami dolardı. Sela verildiği zaman herkes sohbet hazır. Eskiden de böyleydi. İsmail Ağa mesela böyleydi. Allah rahmet eylesin. Tahir büyük Çocuğu var mesela. E, Konya'da Kapı Camii'nde selam verilince ağzına kadar kapı dolardı, şey cami dolardı. Timur Taşıcı Allah rahmet eylesin burada İmese de geldi mesela başka camilerde cuma sohbetleri vardı. Dolardı. Cemaat gelir derkenden yani. Cuma namazı için gusül almak sünnettir bazı imamlarımıza göre. Camiye gelirsin. Ondan sonra sohbet dinlersin. Rahat rahat şöyle bir bayram namazı edasıyla bayram zaten cuma bayram şöyle güzelce namazını kılarsın son nam son rekatlarını kılarsın ondan sonra zühre ahirini kılarsın bu da şimdi terk edildi bakın bir hocamız ismi hatırlamadım şimdi çok güzel doğru söylüyor zühre ayır kılınmalı mı kılınmamalı mı diyor ki son sünneti kılıyorlar zühre ayır kılmadan gidiyor bazıları da şimdi öyle var dört rekat kılıyor kaçıyor zühre ayır kılmıyor zühre ahir Son sünneti küçümsemiyoruz ama son sünnetten daha önemlidir. Bu hocamızın görüşü ben katılıyorum ona. Şu cuma namazından sonra son ne kılıyoruz? Bunları biliyor muyuz? Çoğu bir karıştırır bunları. Dışarıdakiler sorun ne kıldın mı? Vallahi ne bileyim dört kılıyoruz. Dört, dört bir şeyler kılıyoruz diyor. Millet ne kılıyorsa kılıyoruz diyor. İlk dört nedir? İlk dört sünnet. Şimdi bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrı kenara bırakalım şimdi. zuhra ayrı dursun o dört dekat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4 rekat sünnet kesin kılmış. Bu müekket. Cuma'nın ilk sünneti de müekket, son sünneti de müekket. Ondan sonra 2 rekat namaz var. 2 rekat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı kaynaklarda bu 2 rekat var, bazılarında yok. Onun için gayri müekket sünnet oluyor. Hatta ondan dolayı da ne diyorlar ona? Cuma'nın sünneti de vaktin, vaktin sünneti diyorlar. Gayri olduğu için. 4 2 bunlar. Peki arada bir 4 rekat daha kılıyoruz. Bu nedir? Zühre ahir. Ne demek? Cuma namazı özel bir namaz. Cuma namazının şartları var. Mesela seferde adam cuma namazı kılmayabilir. Bizim milletimiz çok yadırgıyor da olabilir. Yolculuktadır, şuradadır, buradadır. Allah-u Teala izin vermiş. Allah'ın izin verdiğini sen niye sorguluyorsun, yargılıyorsun yani? Kadınlar cuma namazı kılmayabilir. Kılarsa öğle namazı yerine geçer. Esirler, köleler, askerler, intikalde olan askerler bunlar cuma namazı kılmayabilir. Cuma namazının şartları var. E, cezaevindekiler cuma namazı kılmaz. Yani biz gel üç tane Müslüman işte bir şey koyalım, ranzanın üzerine çıkalım olmaz. Cuma namazının şartları var. Ondan sonra cuma namazının imamın yani emirin, sultanın kıldırma veyahut da sultanın naibinin kıldırma şartı var. Başka bir şart daha var cuma namazının o da nedir? Cuma namazı adı üzerine cuma, cami, cemaat Bunlar hepsi cemiyet, hepsi aynı kökten geliyor. Ne demek? Toplanmak. Şurası ne diyelim buraya? Burası nereye bağlı? Ateşehir'e mi bağlı? O, o, kadar geniş tutmayalım. Kayış Dağı diyelim değil mi? Kayış Dağı bölgesi. Mimarsenem. Yok. Bölge olarak Mimar Sinan Mahallesi'ne gitmiyoruz. işte. Mahalle değil. Bölge olarak Kayış Dağı bölgesinde bir yerde cuma kılınması lazım. Kitaplarda geçen bu. Bir beldede, bir bölgede Cuma'nın manası bu. Cemiyetin manası bu. Anadolu'ya misal verelim. Mesela diyelim ki şimdi Konya'nın bir ilçesi, Meram ilçesi mesela veyahut da işte Tokat'ın Niksar ilçesi veyahut da Trabzon'un Of ilçesi. Böyle yerlerde köylerde değil şehir merkezinde yani ilçenin merkezinde bir yerde cuma kılınır. Köyden ilçeye gelebilen gelir, gelemeyen köyünde öğle namazını kılar. Köyde cuma namazı kılınmaz normal şartlarda. Mahalle içlerinde cuma namazı kılınmaz. Burası Mimar Sinan Mahallesi. Normalde Mimar Sinan Mahallesi'nde Normal şartlara göre söylüyorum. Cuma namazı kılınmaz. Buranın Kayışdağ Merkezinin bir merkez cami ya da bir saha belirlenir, bir alan oraya gidilir, orada Cuma namazı kılınır. Ancak bugün bu imkansız. Kitaplarda böyle yazıyor ama bugün bunu uygulamamız imkansız. Bizim köyde dört tane cami var, dört camide de Cuma kılınıyor. Köyde Cuma kılmayı bırak köyün içinde bile toplanmıyorlar. Ya diyorum ki yani kendi ben de söyledim ya dedim bu köyde böyle olmuyor dedim bak dört cami var dört camide namaz kılınıyor. Merkez camine gidesin cumalar bayramlar herkes orada kılsın yok diyorlar her mahalle kendi sıkılıyor. Yani böyle bir acayip bir durum var. Bunlara göre ulema demişler ki cuma namazı bir yerde farklı farklı yerlerde kılınıyorsa müteaddit olarak kılınıyorsa bu cumalar olmuyor. İlk cuma kılanın cuması oluyor, diğerleri olmuyor ihtimali var. Çünkü bir yerde bir cuma kılınır. Sultan veyahut da sultanın naibi kıldırması lazım. Bugünkü imamlar bu olur mu olmaz mı ayrı mesele. Şu ve bu sebeplerle cuma namazının şartları vardır veya yoktur. Bu ihtilaftan kurtulmak için ulema dört dekat zuhru ahir namazı kılıyorlar. Az önce söyledik. Kadınlar, köleler, esirler, yolcular cuma namazı kılmaz. Ne kılar? Öğle namazının dört dekat farzını kılar cuma yerine. İşte ulema demiş ki eğer bizim cumamız olmadıysa dört dekat öğle namazının farzı gibi bir namaz kılalım. Buna zuhru ahir demişler. Son öğle. Eğer cuma olmadıysa ne oluyor? O günün öğlesini kılmış oluyorsun. Cuma olduysa o dört ne oluyor? Dört rekatlı kaza namazı oluyor. Çünkü son öğlen diyorsun. Son öğlen kazaya kalıyor. Çünkü e, kıldığın namaz bir daha kılınmaz. Hiç kazan yoksa ne oluyor? Ha? Nafile namaz oluyor. Allah bereket versin. Koca ne güzel ahirette işe yarar. Tamam. Bu şekilde ulema ihtiyat. Bunun adı ihtiyat. İhtiyaten böyle bir şey yapmışlar. İhtiyat. Bu çok önemlidir. Onun için cuma namazının şartlarından dolayı özel şartları olduğu için olmama ihtimaline binaen olmuyor kimse demiyor. Ha, kimse bütün cumalar iptal falan demiyor. Ama belki de olmuyor. Onun için ihtiyaten dört kat kılalım demişler. Zuhru bu. Tedbir amaçlı. Tedbir. Çünkü farz namaz bu. Farz. Farz olduğu için e, tehlikeye hiç atmıyor, Hiç açık bırakmıyor. Meşayih, ulema hiç açık bırakmamışlar yani. Zuhru bu. E, kılmazsan kılma. Sana kimse kıl demez. Ama ya cuma olmadıysa ne olacak? Onun için ihtiyat. İhtiyat, ihtiyat. İbadetlerde ihtiyattır. Bu namazlar bugün terk edildi, kılınmıyor. Bırakın zühre ahiri, son yani gayrimüvekke sünnet değil, farzdan sonra gidenlerin çoğu işim var, gücüm var, mesai falan deyip gidip dışarıda sağda solda affedersiniz dedikodu yapılıyor. Çay ocaklarında, bilmem Şurada da bu da vakit geçiyor. O namazlar gidiyor. Ecdadımız normalde Buhari Hadis-i Şerif insanın en faziletli kıldığı namaz evindeki nafile namazdır. Bak bu da ihtiyat. Osmanlı bak nasıl işi sağlam almış. Normalde sünnet namazlar ilk sünnet ve son sünnet nerede kılınır? Evde kılınır. Ama Osmanlı uleması son dönem ulema bakmışlar bu insanlar evde kılmıyor gevşeklik gösteriyor demişler ki camide kılınsın. Sonuçta öyle emir etmemişler Allah'ın dininde kimsenin hükmetme hakkı yok. Ama tedbir amaçlı camide kılın, kılmak, tesbih çekiyorlar. Müezzin tesbihi beraber çekelim. Camileri e, sünnetleri camide kılalım çünkü eve gittiğin zaman gevşiyorsun, kılmıyorsun. Böyle yani maalesef böyle. Bundan dolayı camide kılınıyor, tesbih çekiliyor ve bir bayram vedasıyla ondan sonra şöyle tabi koronadan dolayı şimdi fazla sarılmıyor ama normal şartlarda müminler birbirine sarılması lazım cuma için ve hatta ikramlar, hediyeleşmeler değil mi? Birisi mesela bir şey ikram eder. Şöyle bir sarılıp bir bayram vedasıyla cumanın böyle kılınması lazım. Ama böyle cuma kılınıyor mu? Kılınmıyor maalesef. Maalesef kılınmıyor. Çünkü cuma en telaşlı gün. En telaşlı gün. En telaşlı. Bakıyorsun böyle her taraf böyle. Bir karışıklık var. Bu hiçbir e, e, yani İslam'ın hiçbir e, Cuma ile alakalı hiçbir vecibesine uymayan bir durum yani. Bir gün yani belki tanırsınız falan ismi vermeyeceğim. Bir camide orada Dudullu'da bir camide herhalde bir misafir müezzin gelmişti. Mübarek de asıldık da asıldı yani. Baktım 7-8 dakika ezan okudu. La, iç ezan öyle olmaz ya. Şimdi bak yanlış yapıyorlar. bazılar Bazı elem vardır. Hasb hocamız çok kızardı. Allah rahmet eylesin. Derdi ki ya adam şey okuyor. Hatmacı'da aşırı okunuyor ya, bazen öyle geliyorlar mesela hatmacı adam, Hatmacı aşırını 10 dakika okuyor. Olmaz kardeşim, o teberrüken bir aşırıdır. 2 dakika, 2 ayet okursun kesersin şimdi kısa. Dış ezan, birinci ezan uzun okunur normal yani. Ama iç ezan biraz böyle seri okunur yani normal Cuma'nın. Abi adam bir çekiyor, bir çekiyor, 8 elif, 10 elif, 15 elif. Yani inanın hiç unutmuyorum, hoca çıktı, hoca çıktı hutbeye. Müezzin dedi suçludur dedi. Geç kaldıysanız. <laughs> Böyle herkes şok oldu yani. Aha bu suçludur dedi. Bana dedi kimse kızmasın. Ya mübarek ben burada dedi, iki dakika hutbeyi uzatmayacağım e, diye ne, ne yapacağımı şaşırıyorum. 10 dakika ezan okundu dedi ya. Ben de konuşacağım şimdi dedi yani. <laughs> Adam da şaşırdı. Biz de şaşırdık. Yani belki hocayı tanıyanlar şaşırmamıştır da. Adam müezzin o da belki yeni gelmiş. İlk misafir şöyle bir asılayım da millet hani ya. Hani demiştir belki de bilmiyorum artık yani. Şimdi adam bir kızdı biz de şaka, şaşırdık yani ne oluyor dedik ya. E çünkü niye? Hemen başlıyorsun <laughs> falan başlıyorlar öksürmeye, hapşırmaya, saati göstermeye. Cemaatten cumayı biraz uzat hemen başlıyorlar yani. Hutbeyi biraz uzat tamam. E böyle olmaz. Yani bahanesi olan da var. Gerçekten yani işi olan da var. Yetişmesi gereken için başkasının yanında çalışıyorsa Mesela diyelim ki makine bekliyorsa ya da adam e, ye, öğle yemeği hazırlayacak mutfak görevlisi aşçıysa o adamın cumayı kılıp gidip millete yemek vermesi lazım. Bazı mazeretli şeyler vardır ben onlara bir şey demiyorum yani ama işte hani temelde o gün o gün tatil olması lazım. O gün çalışma olmaması lazım temelde ki herkes rahat rahat ibadetini yapsın. Allah Teala aslımıza dönmeyi nasip eylesin inşallah. Allahun salli ala sayyidina Muhammedin ve ala ala sayyidina Muhammed.